Herkese merhaba. Bu videomda eşcinsellik konu oldu mu? En çok sorulan ve hatta belki de ilk akla gelen soru üzerine konuşmak istiyorum. Bir insan neden eşcinsel olur ve peşinden gelen diğer sorular. Eşcinsellik doğuştan mı? Gay geni var mı? Çocuğun anne babasıyla ilişkisi eşcinsellikte önemli bir faktör mü? Sebebi belli ise o zaman tedavisi mümkün mü bu eşcinselliğin? Şimdi arkadaşlar bazılarınız muhtemelen şaşıracak. Çünkü eşcinsel ve heteroseksüel kelimelerinin tarihi haliyle eşcinsel ve heteroseksüel kimliklerin varoluşu sadece 150 yıllık. Bunu biliyor muydunuz? 1860'ların sonunda Macar gazeteci Karl Maria Kertbeny ilk kez bu iki kavramı kullanıyor ve ondan sonra bu kelimeler yaygınlaşmaya başlıyor. O zamana kadar sadece cinsel davranışlar üzerinden etiketleme vardı ve erkek erkeğe, kadın kadına yapılan cinsel eylemler çoğu kültürde yasak ya da günahtı. Bunun temel sebebi ise üreme dışında bir birliktelik olmasıydı. Yani sperm israfıydı. İnsanlar heteroseksüel, homoseksüel zıtlığı üzerinden sınıflandırılmıyordu yani. Yaptıkları cinsel eylemin Üreme niyetiyle yapılıp yapılmadığına bakılıyordu ve ona göre kabul görüyor ya da görmüyordu cinsel ilişkiler. Eşcinsel ve heteroseksüel kelimelerinin icadıyla insanların cinsel ve duygusal arzulara sahip olabileceğinin altı çizilmiş oldu ve artık cinsel davranışlar yerine insanların kimliklerine ve arzularına bakılmaya başlandı. Bilimin dine üstün gelmeye başladığı, modernizmin doğuşu olan bu dönemde artık bilim tarafından incelenebilir, kategorize edilebilir bireyler vardı. Bunlar da homoseksüeller ve heteroseksüellerdi. Dini kurumlar erkek erkeğe ilişkiye giren kişileri yozlaşmış, karakteri çürümüş, şeytan yüzünden yoldan çıkmış olarak tarif ederken bilim cinsel arzunun ve yönelimin nedenini sorgulamaya başladı. Karl Maria Kirchberri makalesinde eşcinselliğin ve heteroseksüelliğin doğuştan geldiğini ve eşcinselliğin sapkın bir yönelim olduğunu yazdı. 20. yüzyılın başındaysa Sigmund Freud cinsel yönelimlerin doğuştan gelmediğini, doğduktan sonra belirlendiğini ileri sürdü. Freud'a göre eğer bir çocuk süreç içinde heteroseksüel olursa doğru ve normal bir gelişim göstermiş demekti. Bir erkek çocuk korumacı, aşırı sevgi gösteren anne ile soğuk, sessiz ve yeteri kadar maskülen bir rol model olmayan babaya sahipse eşcinsel oluyordu. Bu görüş uzun yıllar psikoloji alanında rağbet gördü. Şayet bu tez doğru olsaydı Türkiye'de eşcinsellerin sayısı heteroseksüellerden daha fazla olmaz mıydı? Çoğunlukla anne ve baba figürleri böyle değil mi zaten ülkede? 90'lı yıllarda ise eşcinselliğin sebebini araştırma yeniden biyolojiye ve doğaya yöneldi. İnsanları eşcinsel yapan tek bir gen var mıydı ya da doğada, hayvanlarda da eşcinsel deneyimler mevcut mu diye. Bu konuda son noktayı 2019 yılında Science dergisinde yayınlanan ve yaklaşık 500 bin kişiyle yapılmış çalışma koydu cinsellikle ilgili yapılmış bu en kapsamlı araştırmanın ortak yazarı Andrea Gana araştırmayla ilgili basın açıklamasında insanların cinsel çekimleri biyolojiye, psikolojiye ya da yaşam deneyimlerinden birine indirgenemez. Bunların hepsi tarafından belirlenir ve tahmin edebileceğimizden çok daha komplike ve karmaşıktır dedi. Sanırım bu beyan eşcinselliğin, heteroseksüelliğin, aseksüelliğin, biseksüelliğin, panseksüelliğin ya da diğer cinsel yönelimlerin nasıl ortaya çıktığını tam olarak anlamakta insan zihninin sosyal ve bilimsel araştırmaların yetersiz olduğunu bize göstermiştir. Yakın tarihte İngiltere'de yapılan bir sokak röportajında da insanlara eşcinselliğin nedenlerini soruyorlar ve insanlardan tahmin edebileceğiniz cevaplar alıyorlar. Sonra onlara heteroseksüel olduğunuzu ne zaman keşfettiniz diye soruyorlar ve hemen hemen herkesin bunu hiç sorgulamadığını fark ediyorlar. Neden mi heteroseksüel oldum? olmam lazım çünkü normal olan bu diye bir cevap duyabilirsiniz insanlardan. Eşcinsellik az görülüyor ve ürememize engel, evrime aykırı, dinen de kabul görmüyor. O zaman elbette araştırılıp anlaşılacak, hatta gerekiyorsa düzeltilecek gibi genel bir homofobik yaklaşım mevcut. Halbuki bilim eşcinselliği kendi kendine soktuğu zihinsel hastalıklar kategorisinden 1973 yılında çıkardı. Ama hala Türkiye'de askeriyenin gözünde eşcinsellik, psikoseksüel bozukluk, iktidar partisi tarafından ise eşcinseller genel ahlaka aykırı bir topluluk olarak görülüyor. Askeriye bilimin ön yargılı olduğu döneme sırtını yaslarken siyasette gücü elinde bulunduran parti genel ve normal kelimelerinin içine LGBT artı bireylerin varoluşlarını dahil edemiyor. Çünkü onlar da sırtlarını dine yaslıyor. Son noktada gördüğünüz gibi bilim ve din insanların cinsel ve duygusal arzularının kökenini ortaya çıkarmakta oldukça yetersiz iki kurum. O yüzden kime cinsel çekim hissettiğiniz konusunda suçluluk, utanç, korku ya da pişmanlık yaşıyorsanız sebebi işte kısaca anlatmaya çalıştığım bu söylemlere dayanıyor. Aynı zamanda şu da var ki bilimin ya da dini LGBT artı kişilerin bizlerin varlığını meşrulaştırmasına, onaylamasına ihtiyacımız da yok. İnsanlık değişiyor. 50 yıl önce insanlar flörtle ilişkiye başlayıp aşık oldukları insanla özgürce evlenemiyordu. Buna aile büyükleri karar veriyordu. Aşka izin yoktu. Evlilik öncesi cinsel birlikteliğe tepki keza çok büyüktü. Tabuydu. Bekaret ve namus birlikte anılıyordu. Geçtim eşcinsel birliktelikleri, cinsel ya da duygusal olarak heteroseksüel ilişkiler bile özgür değildi. Aşk ve cinsellik tüm insanlık tarihine baktığımızda yeni yeni özgürleşiyor. Kendi irademizle can güvenliğimiz tehdit altında olmadan kimle aşk yaşayabileceğimiz, kimle seks yapabileceğimiz veya cinsellik yaşamama, evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı istememe konularındaki bağımsızlığı bireyler olarak yakın zamanda elde etmeye başladık. Bu noktadan baktığımızda cevabı olmayan neden heteroseksüeliz ya da eşcinselizi tartışmak değil birlikte nasıl rahat ve huzurla yaşayabilir ve özgürleşebiliriz. Buna dikkat koymalıyız diye düşünüyorum. Şayet bu videoyu bir ebeveyn izliyorsa ve çocuğunuzun seyrettiği dizilerdeki eşcinsel karakterlerden ya da arkadaş grubundan etkilendiği veya evladınızı iyi yetiştiremediğiniz için çocuğunuz eşcinsel oldu diye kendinizi suçluyorsanız böyle düşünmenize gerçekten gerek yok. Çünkü eşcinsellik sıradan bir cinsel yönelim ve nedenleri bahsettiğim gibi bilinmiyor. Heteroseksüelliğin nedenleri bilinmediği gibi. Değiştirmeniz gereken şey eşcinselliğin anormal olduğu düşüncesi. Çocuğunuzun tedaviye ya da değişmeye ihtiyacı yok. Sizin yanlış öğrendiğiniz fikirleri doğrularıyla değiştirmeye ihtiyacınız var. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.